izleyenler, yepyeni bir hafta. Haftanın ilk gününü geride bıraktık. Pazartesi sendromu da sona erdi ve işte ilk haftanın ilk ana haber bülteninde yine sizlerle birlikteyiz. Kanal F ana haber başlıyor. Ve güzel bir haberle başlıyor. Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün ÇOGEP onaylı potansiyel enerjini keşfet konulu proje kapsamında Vali Amir Çiçek, Fethiye Sevgiye ve Erkek Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklarla bir araya geldi. Bakın neler yaptılar, hep birlikte izleyelim. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Bürosu'nun hazırladığı etkinlik Yörük Çadırı'nda başlayıp gün boyu devam etti. Yörük Çadırı'nda İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Arif Kıvrak'la büroda görevli polisler ve kahvaltıda bir araya gelen çocuklar oldukça eğlenceli bir vakit geçirdi. Yörük Çadırı'ndan alışveriş merkezine geçen çocuklar burada vizyona yeni giren Düğün Dernek filmini izledi. Vali Amir Çiçek'in programa katılmasıyla birlikte çocuklar mangal keyfi yaptı. Vali Amir Çiçek 4 çocuğa sporcu lisansı ve 3 çocuğa hakemlik lisansını verirken müsabakalarda başarılı olan 20 çocuğa ise eşofman takımı hediye etti. Spor müdürlüğümüzün verdiği belgeyi hak edenler, aynı zamanda sporcular, basketbol değil mi? Voleybol. Voleybol pardon. Evet. Toplum destekli polis memuru Nazan Ünal, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı onaylı Potansiyel Enerjini Keşfet projesi kapsamında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını anlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz olarak gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirmelerini, değerlendirmelerini sağlamak, kültürel faaliyetlere katılımlarında yardımcı olmak, okulda ve hayatta ailelerine saygılı, iyi insanlar olarak yetiştirilmelerini temin etmek amacıyla Fethiye Kaymakamlığımızın olurları ile Sonunda Delirdik isimli tiyatro oyunu, Fire'de Buluşalım ve Düdük Bizde isimli projeler ile spor etkinlikleri çalışmalarımız devam etmektedir. Bu etkinliklerimiz kapsamında 4 voleybol oyuncumuz lisanslı olarak profesyonel çalışmalarına devam etmekte, 3 kardeşimiz futbol hakemi olarak sınavları kazanıp yeni mesleklerini icra etmeye başlamışlardır. Tiyatro oyunu çalışmalarımız halen yoğun bir şekilde devam etmekte olup bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımız Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi tiyatro grubunda profesyonel olarak tiyatro oynamaktadırlar. Potansiyel enerjini keşfet projesinin iddialı bir proje olduğunu söyleyen Vali Amir Çiçek ise gençlerin enerjisini, yeteneğini keşfedip kabiliyetine göre yetişmesi projenin önemi dedi. Bu yeme elbette ki beraber yemekten çok lezzet ve tat aldık. Niye lezzet aldık? Yemeği yapanlara teşekkür ediyoruz. Servis yapanlara da teşekkür ediyoruz da. En önemlisi bu bizim gençlerimiz, yetiştirme yurdunda kalanlar ve onlarla beraber olmak, onların başarılarını duymak elbette ki bu yemekte bizi daha mutlu etti. Yemeğimizi de soframızı zenginleştirdi, yemeğimizi de tatlılaştırdı. Tabii Emniyet Müdürlüğümüzün, İl Emniyet Müdürlüğümüzün genelde toplum destekli hizmeti yapar. İlçede de Fethiye ilçemizde, ilçe Emniyet Müdürlüğümüzde bu toplum destekli hizmeti yaptıklarını bir proje dahilinde gördük. Bunların şimdi biraz sonra ödüllerini vereceğiz. Tabii bu toplum destekli hizmet derken emniyetimizin şemsiyesine, güvenlik şemsiyesine herkesi alacak şekilde, daha doğrusu hizmeti yaparken hizmetin hedef kitlesi olan insanlarla birlikte yapar, onlarla birlikte diyaloğunu kurar ve hiçbir zaman bir vatandaşımız, bir gencimiz, bir çocuğumuz polisi kendinin dışında görmez. Arkadaşlarım işte görüyorsunuz, sahaya çıkıp hakemlik yapma yetkisini alan, bu sertifikayı hak kazanmış olan arkadaşlarımız maçları idare edecek, hakemlik yapacaklar. Gençlik Spor İl Müdürümüz de burada hizmetleri. Görüyorsunuz bak ne kadar bizi mutlu ediyorlar. Gurur diyoruz Sayın Ali. Yetiştirme yurdu gençlerimiz. Sayın biliyorum ya, biliyorum gençlerimizi. Evet, tebrik ediyorum. Çiçeği öyle ne yapalım bakalım.
Sevgili izleyenler, hatırlayacaksınız, seçimlerden önce AK Parti Muğla Milletvekili adayı olarak Hasan Özyer ve Nihat Öztürk Muğla'daki muhtarlarla sık sık bir araya gelmişlerdi ve bir de söz vermişlerdi. Seçimlerden sonra da muhtarlarla çalışmalarımız devam edecek ve sözlerini tuttular. Muhtarlarla yine bir araya geldiler. Daha da güzeli, artık 3 ayda bir toplantı yapmayı kararlaştırdılar. AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özer ve Nihat Öztürk geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren AK Parti Muğla İl Başkanı İhsan Küreci'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Allah korumuş, benim sana... Hatta biz eleştiriyorduk senin bizim şeyi. Aleykümselam, sen lütfen neredesin? Ya arkadaş, hiçbir 90'ı geçmez adam değil. Tamam, yani hastaneye geçti. Karşıda nazar geçti. Büyük hatta bir şey söyledim. Allah razı olsun. Şimdi o gün haber diyorum ya, diyorum. Hasta ne olur? Abın ağır bası bu. Köprücük. Ziyaretin ardından Muğla'nın mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Özyer ve Öztürk sorunları dinleyip talepleri aldılar. Toplantıda konuşan AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal, muhtarlarla bu ilk buluşmanın ardından 3 ay sonra bir toplantı daha yapmak istediklerini söyleyerek, bu süre içinde taleplerin önemli bir kısmının çözümleneceğine inanıyoruz dedi. Arkadaşlar, şu 2 aylık süre zarfında ben sizlerin huzurunuzda vekillerime teşekkür ediyorum. Gösterdikleri çalışmalardan dolayı bizlere Muğla'da yaptığı, en azından bakın, geçen hafta muhtarların ziyarete gittiler. Kozağaca bir gölet projemizi yapımı Ocak ayında ihalesi çıkıyor. Bu yıllardır beklenen bir şey oldu. Çok güzel oldu. Bir ikincisi TOKİ, ikinci etap projemiz, yer tahsisimiz bitti. Onunla ilgili vekillerim de şimdi sizlere bu konuda daha detaylı bilgi verecektir. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise hep sizlerin arasında olmaya dikkat edeceğiz diyerek... İnşallah önümüzdeki dönem sorunların teker teker çözüldüğü bir dönem olacak dedi. Milletvekili olarak Ankara'da sizin işlerinizi takip edeceğiz. Geleceğiz yine Muğla'da sizlerle beraber birlikte, nasıl bugün birlikte berabersek, verdiğimiz sözlerin arkasından durup onları çözüm noktasında elimizden geleni yapacağız. Evet, birkaç temel sorunumuz var. Aydemli başkanımızın talepleri var. Bu konuda elimizden geldiğince hem il müdürlüğümüz üzerinden hem de Denizli bölgeden ve Ankara'dan desteklemeye çalışıyoruz. Onları takip edeceğiz. Evet, Muğla'mız geçmiş dönemlerde belli konularda biraz geri kalmış demeyeceğim ama destek noktasında eksik destekler almışız. İnşallah onları arttırmak için biz mücadele ediyoruz. O kararlılığımız var, o gücümüz de var. İnşallah önümüzdeki dönem sorunların teker teker çözüldüğü, biz hepsini birer yarın hepsini çözeriz demiyoruz arkadaşlar. Ama iyi niyetle sizin sorunuz bizim sorunumuzdur deme cesaretini gösteriyoruz. Hiçbir sorunlara kaçtığımız falan yok. Nerede ne sorun varsa muhtarların sorunu, köylerimizin sorunu bizim kendi sorunlarımızdır. Biz bunu böyle görüyoruz. AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer muhtarların taleplerini en kısa sürede çözümleyeceklerini söyledi. Her Bey'in söylediği gibi arkadaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Merak etmeyin, ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. İşte Başbakanımız bile geçen 15 gün önce bütün vaatlerin gerçekleşeceğinin takvimini verdi. Seçimden sonra bir de yapılacak olanları açıkladı. Hakikaten o gün gerçekten siyasetin hazını yaşadık. Çünkü o reformlar, o yapılması yapılacak olanlar, yani bir seçim sonrası yapılmış olması bu açıklamaların, seçim vaatlerinin, taahhütlerinin yerine getirilmesi artı verilmeyen vaatlerin de yapılacak olan o vizyon içerisine konması gerçekten güzel bir şey. Ben inanıyorum ki bu dönem ülkemiz için çok güzel reformlar yapılacaktır. Çünkü 1 Haziran hakikaten toplumumuz, milletimiz istikrar dedi. Tek başına AK Parti'ye güven oyu verdi. 7 Haziran'da bir kulak çekmişti, uyarıda bulunmuştu. Aslında o da iyi oldu. Yani milletimiz ne yapıyorsa aslında doğru olanı yapıyor. Gerçekten milletin terazisi şaşmaz bir terazi. Bugün Allah'ın izniyle 1 Kasım'da işte tek başına iktidar gerçekleşti. Bundan sonra artık görev mecliste, bizler de çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi izliyorsunuz, hakikaten sağ olsun Nihat Bey olsun, valimiz olsun, teşekkür ediyorum. İşte geçen hafta, evvelki hafta rektörümüz de geldi, valimiz, Nihat Bey, bizler.
Bakana gidiyoruz. Hep beraber gidince her şeyden sonuç alıyoruz. Genel müdürümüze gidiyoruz. Aynı şekilde işte TOKİ Başkanı'na gittik. İkinci etap, şimdi üçüncü etapın arazisini bulun dedi. Hatta diyor ki yer bulamazsanız biz vatandaşın yerini parayla alır yine yaparız diyor TOKİ Başkanımız. Onun dışında Köyceğiz, Seydi Kemer, Fethiye yatağım zaten başladı. Milas. Şimdi arkadaşlar ben her zaman diyoruz, seçimlerden önce söyledik. Takip edildikten sonra yapılmayacak hiçbir iş yok diye. Fakat bizim Muğla'mızın şanssızlığı, hakikaten bazı belediye başkanlarımız kusura bakmayın hiçbir şey takip etmiyorlar. Yani ve orada talep gelmediği halde biz gittiğimiz zaman bir genel müdürümüze, bakanımıza ne yapılabilir onları ortaya çıkartarak takip ediyoruz. İşte üniversiteye ayrılacak olan ödeneği söyledik. Sağ olsun hemen 2 milyon lirasını gönderdiler. Geçen mesela şimdi Ölüdeniz, Türkiye Ölüdeniz'de tanıtıyor kendini. 10 milyon lira para. Aslında Büyükşehir'in yetkisinde biliyorsunuz. Sevgili izleyenler, eskiden Bodrum dediğimizde aklımıza tatil geliyordu. Son günlerde, son aylarda ise özellikle Bodrum deyince Suriyeli göçmenler akla geliyor hemen. Bu kez olayın başlangıç noktası Bodrum değil ama bir ucu Bodrum'a dayanıyor yine. İzmir'den aldıkları 103 Suriyeli göçmeni Bodrum ilçesine götürmeye çalıştıkları belirlenen, gözaltına alınan 4 minibüsün sürücüsü sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri geçen 19 Aralık'ta Selimiye-Milas Karayolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında 4 minibüsün içerisinde 103 Suriyeli göçmeni yakaladı. İzmir'den geldikleri ve Bodrum üzerinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeyi planladıkları ileri sürülen Suriyeli göçmenleri taşıyan minibüslerin sürücüleri OB, ÖH, HA ve NS gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde taşıdıkları kişilerin göçmen olduklarını bilmediklerini ileri süren minibüs şoförleri işlemlerinin ardından sevk edildikleri Milas Adliyesi'nde göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Suriyeli göçmenler ise başka minibüsler tahsis edilerek İzmir'e gönderildi. Geçtiğimiz günlerde 10 ve 13 Aralık tarihleri arasında İzmir'de turizm fuarı oldu bildiğiniz üzere. Bununla ilgili haberlerimiz de ekranlarınıza geldi. Ancak biliyorsunuz Fethiye ve Seydi Kemer olarak artık turizm fuarlarına katılındığında turizm destinasyonlarının tanıtımının yapılması kararı alındı. Herhangi bir firma tanıtılmıyor. Bu kararın da devam ettiği belirtildiği yetkililerce hemen haberimiz geliyor ekranlarınıza. TÜRSAP Batı Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Süleyman Kaya yönetiminde yapılan toplantıda İzmir Fuarı değerlendirmesi yapılıp önümüzdeki Hollanda, İstanbul ve Ankara turizm fuarlarının hazırlıkları görüşüldü. TÜRSAP Batı Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Süleyman Kaya, fuarda firma tanıtımı değil, Fethiye ve Seydi Kemer'in turizm destinasyonlarının tanıtımı yapılmıştır dedi. 10-13 Aralık Travel Türkiye Fuarı'na katıldık. Bu fuara Fethiye ve Seydi Kemer Kaymakamlığı işbirliğiyle fuarda Fethiye Kaymakamlığı, Turizm Danışma Bürosu, Fethiye Belediyesi, Seydi Kemer Belediyesi, TÜRSAP olarak FETOP Otelciler Birliği, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği, Fethiye Deniz Ticaret Odası, Esnaf Odası gibi Fethiye'nin turizm önde gelen derneklerle birlikte Fethiye'yi mükemmel bir şekilde tanıttık. Şimdi burada ciddi anlamda katılımcılarımız oldu. Fuarın yeri ilk olmasına rağmen ciddi bir katılımcılığımız vardı. Ve buraya da desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Sırada şimdi Utrecht fuarımız var. Bunun yanında peşinden de Emit fuarına gideceğiz İstanbul'da. Bizim hedefimiz firma kuruluş tanıtımı değil, sadece Fethiye'nin destinasyon tanıtımına gidiyoruz. Muğla'da CHP'de Muğla İl Kongresi yapıldı ve heyecanlıydı İl Kongresi çünkü Mürsel Alban atanmış il başkanı olmaktan çıkıp seçilmiş il başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Teşkilatı'nın 35. olağan il kongresi yapıldı. Kongrede iki aday yarıştı ve blok listeyle seçime gidildi.
Kongrede konuşan il başkan adayı Süleyman Uslu, mevcut yönetimin büyük şehirle Bodrum ve Marmaris Belediye Başkanları arasındaki uyumsuzluğu gideremediğini açıkladı. Bu aile içinde yapılan bir kongre olmamakla beraber bir iktidar duruşuna karşı bir muhalefet hareketinin demokrasinin gereği olarak ortaya çıkabileceği, kendisini ifade edebileceği ama elbette asla hakaret etmeyeceği bir kongre olmalıdır. Biz birbirimizi okşayacak olduktan sonra sepette biriktirdiğimiz yumurtaları getirip burada size gösterip onunla mı biz aday olmak istedik diyeceğiz? Size yumurta mı satacağız? Diğer aday Mürsel Alban ise Uslu'nun iddialarını cevapladı. Devamında genel seçime geldik, seçim çalışmalarımızı yürüttük. Biz halkta seçmenler o isteyeceğince birbirimize gelip gazımızı mı alalım arkadaşlar? 1 Kasım genel seçimlerine hazırlandık. Muğla'da bu seçimde başarıyla çıktı arkadaşlar. Danışmaya bir gün zaman ayıramadık ama Muğla seçmenine çok zaman ayırdık arkadaşlar. Yapılan seçimde 612 delegeden 562'si oy kullanırken mevcut başkan Mürsel Alban 424, Süleyman Uslu ise 138 oy aldı. Mürsel Alban 424 oyla il başkanı seçildi. Çok kendimence kongre oldu. Kimseye sataşmadı. Kongrenin gereği olan ufak tefek şeyler oldu ama bize yakışan buydu. Biz biriz, bir aradayız, birlikte yöneteceğiz. Ben üzerime düşen ne görev varsa başkanıma her daim soracağım, fikrini alacağım. Bir arada yöneteceğiz arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Ve biz büyükşehir yasasını bir gemi olarak kabul edersek bu gemi kalafat tutmaz dedi ve bakalım başka neler söyledi. Karşı önce Hasan Bey'e teşekkür ediyorum bu anlamda. Hasan Bey, Haziran'ı sayıyorum ben. Haziran'dan itibaren işte 6-7 aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen farkı ortaya koyuyor. AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in açıkladığı Ölüdeniz Ovacık ve Belce Kızatık su arıtma ve kanalizasyonu için Muğla Valiliğine 10 milyon lira gönderilmesiyle ilgili Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Hasan Özyer'e teşekkür ederek bu Hasan Özyer'in farkı dedi. Daha önceden de bu bölgede vekillerimiz vardı ama bu Hasan'ın farkı. İnşallah bu para hiç zaman kaybedilmedi. Hiç zaman kaybetmeden Hisarönü ve Uvacı'nın olmazsa olmazı bizim turizm hocamız bunlar altyapı. Yani 2 sene sonra zaten onlara turist gelmeyecek bu gidişle. İnşallah Büyükşehir'de buna en kısa sürede projenin direkt hayata geçirerek bu krediyi kullanacak noktaya gelir diye düşünüyorum. İnşallah bunların gerisi de gelsin. Bekleyen projelerimiz var. Başta yat çekek yeri. Fethiye Belediyesi'nin arkasında 2008 yılları beri bekleyen 260-280 kapasiteli yat yanaşma yeri, kruvazer iskele, bunlar olmazsa olmazlarımız, denizimizin temizlenmesi. Bu açıdan Hasan Bey'e büyük görev düşüyor. İktidar Partisi'nin vekili olması münasebetiyle artı Fethiye'nin vekili. Ancak Hasan ilk adımı çok güzel bir yerden attı. İnşallah gerisi gelir. Başkan Saatçı 64. Hükümetin eylem planında yer alan Büyükşehir Kanun Revizyonu hakkındaki soruları da cevaplayarak Büyükşehir Yasası'nın tümden iptalinin dışındaki hiçbir çözümü çözüm olarak görmüyorum dedi. Vallahi ben Akdeniz Belediye Birliği'nin toplantısındaydım 2 gün Antalya'da. Bugün geldim öğleden sonra buraya. Ben pek bir şeyler bilmiyorum ancak bize bu anlamda bakanlığımızın 9 madde bir sorusu oldu. Yani Büyükşehir'le ilgili görüşlerimizi öğrenmek için. Biz zaten Büyükşehir'le ilgili her halükarda, her bulunduğumuz ortamda konuşuyoruz. Çok net bir daha ifade edeyim. Bunu bir gemi olarak kabul edersek kalafat tutmaz. Bu Büyükşehir Yasası'nın tümden iptalinin dışında hiçbir çözüm ben çözüm olarak görmüyorum. Bunu siyaseten değil, 17 yıllık belediye başkanlığı yapan birisi olarak söylüyorum ki bu konuda mütevazı değilim. Belediyeciliği bildiğimi iddia ediyorum. Özellikle bizim gibi coğrafyalarda Kocaeli İstanbul'u bir kenara ayırarak bu yasanın hala uygulanabilir olduğunu söylemek Türkiye'de yeni seçilmiş krallar oluşmaktan başka hiçbir şey yaramaz. CHP'nin Muğla İl Kongresi'ne bir başka konu damgasını vurdu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadun'un Büyükşehir Belediyesi ile aralarında iletişimsizlik sorunu olduğu iddia edildi ve bununla ilgili sorular yanıtlandı. Partisinin tabanı
CHP Muğla İl Kongresi'nde Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un iddialarına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün cevap verdi. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Büyükşehir yasasından sonra Büyükşehir Belediyesi ile bir iletişimsizlik sorunu yaşadıklarını belirtti. Dünyada örnek gösterilebilen, gerçekten hem kentleşme adına hem de cazibe merkezi olması, kent yaşayanının çağdaş bir Avrupa kenti gibi hisset alması ve bir yandan da turizmde çıtanın yükselmesiyle ilgili damgayı vurduk. Canımıza kastetti. Adamımız vuruldu, öldürüldü. Mezarlıkta yumruk yedik. Belediye başkanı olarak. Dünyanın tapusunu verseler, bu eziyeti Ali Acar gibi birisine bir dakika o koltukta oturma eziyetini kimse çektiremez. Ne zaman ki Büyükşehir yasasıyla beraber kolumuz kanadımız kırıldı. Dişini kusuran arttırmak, ajitasyon yapmak, kimseye hakaret etmek vesaire gibi bir düşünce kesinlikle yok. Ama biraz da gerçeklere kulak vermek gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra söz alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadonsa siyasetten mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığını belirterek siyasi erk bizi toparlayıp bir araya getirmeli dedi. Bir defa Muğla siyasetine girme ihtiyacı hissettim. Bunu niçin hissettim biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece siyasi erkin biraz daha bizleri bir araya getirip toplaması için. Bunun dışında hiçbir kavram yok. Kimseye saygısızlığım yok. Hep gönlüm ister ki şu kongre salonlarında yaptığımız mücadeleleri meydanlarda, sokaklarda yapabilsek de birbirimizi kırmak bize hiçbir şey kazandırmıyor arkadaşlar. Mehmet Kocadon ve Cumhuriyet Halk Partililer arkadaşlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mustafa Kemal'in Marmaris ve Bodrum belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi ile iletişim sorunu yaşandığı iddialarını değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, bütün belediye başkanlarımızla önümüzdeki 3 yılda çok büyük ve önemli hizmetlerin altına imza atarak 3 yılın sonunda biz hiçbirinizin başını öne eğdirmeyeceğiz dedi. Bu emeğe saygı diye bizler için gerçekten hiç de doğru bir davranış şeklidir. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir arasında en yüksek oyu alan il bu. Sizler aldınız, sizler sayesinde oldu bunlar. Yani bu emeği görmeyip sanki biz perişanlara oynuyoruz, çok büyük bir başarısızlığımız var, bunları konuşur gibi yaparsak gerçekten buna emek veren insanlara karşı biraz haksızlık yapmış oluruz. Bütün belediye başkanlarımızla birlikte 3 yılda çok ama çok önemli hizmetlerin altına imza atarak 3 yılın sonunda biz hiçbirimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum. Sevgili izleyenler, denizciler ve aileleri sezon sonu yemeğinde bir araya geldi. Yemeği Fethiye Deniz Ticaret Odası düzenledi. Yemekte tabii ki yorgunluk atıldı ama önümüzdeki yıl neler yapılması gerektiği konularına da değinildi. Hep birlikte görüntülerimizi izleyelim. İlk baş soruyor bana. Fethiye Deniz Ticaret Odası tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi. Denizciler ve aileleri düzenlenen yemekte sezon yorgunluğunu atarak gelecek yılda neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Düzenlenen etkinlik hakkında Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Murat Öner bilgiler vererek Fethiye'nin Bodrum ve Marmaris'e göre şanslı olduğunu anlattı. Denizci ailemizi bir arada oturup sezonun yorgunluğunu atıp önümüzdeki yılların kritiğini yapıp hem eşlerimizle, çocuklarımızla, ailelerimizle beraber bir bütün olmanın meselesidir. Liman başkanlıklarımız, sahil güvenlik komutanlıklarımız hepimiz bir arada bir aile olmanın şeysi. Çünkü biz denizci camiasıyız. Gerçekten çok harika bir aile ortamımız var. Bu aile ortamımızı bir arada tutup pekleşmek
ve geleceğe karşı birbirimizi daha iyi anlayabilmek, birbirimize daha çok yardımcı olabilmek. Sevgi ve saygının hiçbir zaman eksik olmadığı bir toplumuz. Amacımız da bunu birleştirmek. Fethiye'nin yetiştirdiği en önemli sosyologlardan biri olan Türk Dil Kurumu Ödüllü Basın Şeref Kartı sahibi gazeteci yazar Cahit Beğenç 21. ölüm yıldönümünde anıldı. Fethiye'nin yetiştirdiği en önemli sosyologlardan biri olan Türk Dil Kurumu Ödüllü Basın Şeref Kartı sahibi gazeteci yazar Cahit Beğenç 21. ölüm yıldönümünde İncirköy'deki mezarı başında anıldı. Anma töreninde Belediye Başkan Vekili Mehmet Ünsal, geleceğimiz olan çocukların Cahit Beğenç'in kim olduğunu bilmeleri çok önemli dedi. Allah'tan rahmet diliyorum, ruhu şad olsun diyorum. Şimdi tabii ki böyle izler bırakmışsınız ki sizi her yıl anıyorlar. Bu anma vesilesiyle de Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu anma törenlerine geleceğe taşıdığı için, geleceğin çocuklarımız, geleceğimiz Cahit Beğenç'in kim olduğunu bilmeleri açısından çok önemli. Mezarı başında yapılan anma töreninde Fethiyeli yazar Ünal Şöhretdirlik, Cahit Beğenç'in hayatından bahsetti. Cahit Beğenç'in birçok yazısından örnekler vererek Beğenç'le olan anılarını paylaştı. Kastecidir. Bir Cahit Beğenç günü yaptılar arkadaşlar. Bütün çocuklar o gün Cahit Beğenç'ten bir tekerleme okusular, bir hikaye, birisi bir kitap tanıtsa. Tanıtma bu şekilde olur. Çok değerli bir büyüğümüzdü. Belediyenin de bu konuda yaptığı kültür hizmetlerine çok biz memnun oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin diyorum. Fethav'da görevli Dilek Dinçer de Cahit Beğenç'le tanışma fırsatına nail olduğunu ve aralarında geçen sohbetleri kaleme almadığı için pişman olduğunu söyledi. Deli Dere, denemelerim kız kuşu. Benim için en değerlisi bu. Çünkü kendi imzası var bunda. Bu şekilde böyle bir kitaba sahip olduğum için de gurur duyuyorum. Deli Dere'de adı geçenlerden, adına öykü yazılanlardan birisi de benim dedem. Köyden bir kaçış öyküsü diye kaleme almış. Beğenç'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Cahit Beğenç'in 21. ölüm yıl dönümünde anma töreninde mezarına çiçek koyarak töreni başlatan Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, Fethiye Belediyesi tarafından projesi tamamlanan ve yapımına başlanacak olan Cahit Beğenç Külliyesi ile ilgili açıklama yaptı. Projeyle ilgili görsel çizimleri katılımcılarla paylaştı. Yine her yıl olduğu gibi mezarı başındayız. İncirköylüdür. Kitaplarını okuyunca İncirköy'ün dilini de kitaplarına yansıttığını görebiliriz. Cahit Beğenç amca her şeye laf söyletirim ama dilime laf söyletmem derdi. Yazdığı eserlerde tarihi bilgisi yanında asıl önem verdiği bizi biz yapan dilimiz Türkçemiz olmuştur. 1999 yılından bu yana her yıl mezarı başında bu anmayı Fethiye Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. 19. ölüm yıldönümünde mezarı başında da duyurduğumuz İncirköy'de Cahit Beğenç Külliyesi yaptırma projemizi hayata geçiriyoruz. Cahit amcanın eserlerini çoğaltarak yaşatmanın yanında en son belediyemizce yapılan bulvara Cahit Beğenç adının verilmesinin yanında Cahit Beğenç Külliyesi ile de İncirköy'de adını yaşatmaya devam edeceğiz. Projesi hazır, en kısa zamanda da yapımına başlıyoruz. Adı uzun yıllar yaşayacak olan Cahit Beğenç amcayı tekrar sevgi, saygı ve minnetle anıyor, ruhu şad olsun diyoruz. Elimizde kütüphanesi, okuma salonları. Sevgili izleyenler, bölge haberlerine göz atacağız şimdi de. Ancak üzücü bir haber, yine şehit haberimiz var. Şırnak Cizre ilçesinde bir çatışma. Uzman çavuş Erdoğan Kaya hayatını kaybediyor, şehit oluyor daha doğrusu. Ve Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Dilek Mahallesi'nde cemevinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen uzman çavuş Erdoğan Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit uzman çavuş Erdoğan Kaya için memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde cemevinde cenaze töreni düzenlendi.
Şehit uzman çavuş Erdoğan Kaya'nın babası Tuncay Kaya oldukça bitkin bir vaziyetteyken, ayakta durmakta güçlük çeken baba Tuncay Kaya'yı şehidin gazi olan amcası Adnan Kaya, garnizon komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan ve milletvekilleri sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin akrabaları ise tabuta sarılıp koklayarak saatlerce gözyaşı döktü. Şehit Erdoğan Kaya, köy meydanında bulunan cemevinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle gözyaşları eşliğinde uğurlandığı sırada şehidin yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin resmini öpen yakınları "Erdoğan gitme" diyerek feryat etti. Cenaze aracına kadar askerlerin omuzlarında götürülen şehit Erdoğan Kaya'nın naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Kaza mı, feci son mu, bir türlü karar veremediğim bir haber var. Antalya'da yola yatarak selfie çekmek isteyen gençler kamyonetin karanlıkta fark etmemesi üzerine kamyonetin altında kaldılar ve iki genç hayatını kaybetti. Alanya'dan Antalya'ya gezmeye gelen 5 arkadaş dönüş yolunda asfalt üzerine yatarak selfie çekmek istedi. O esnada havanın karanlık olması sebebiyle kendilerini görmeyen kamyonet sürücüsü gençlerin üzerinden geçti. Kazada 3 arkadaş son anda kendini kamyonetten kurtarırken 17 yaşındaki Muhammed Bozkurt ve 19 yaşındaki Çağlar Savaşçı hayatını kaybetti. Öte yandan hayatını kaybeden Muhammed Bozkurt'la Çağlar Savaşçı'nın kaykay yaparken çektikleri özel klibin görüntüleri ortaya çıktı. Klipte gençlerin kaykay öncesi yaptıkları hazırlıklar ve performans gösterileri kameralara yansıyor. Muhammed gitti. Ne yapacağım ben olsun? Abi. Bana bak. Evet abi. Telefonu verir misin? Ne yapacağım telefonu? Abi. Fotoğraf çekmişsin ya. Ne fotoğrafı abi ya? Abi. Ne olur ya. Kaç dakika. Sevgili izleyenler, çok şaşırdığımız ve üzüldüğümüz bir haber alıyor sırayı. Aydın'da dün oynanan amatör maçta yerde yatan rakibinin suratına tekme atan bir oyuncu herkesi şaşkına uğrattı. Aydın 1. Amatör Ligi'nde karşı karşıya gelen Dallıca Spor Sanayi Spor karşılaşmasında rakibinin yüzüne tekme atan Sanayi Sporlu oyuncu Mehmet Değirmenci "bu kadar da olmaz" dedirtti. Bir pozisyon sonrasında Dallıca Sporlu Kayhan'ı düşüren Sanayi Sporlu Mehmet, maçın orta hakeminden kırmızı kart görünce deliye döndü. Kırmızı kart üzerine çılgına dönen Mehmet, yerde yatan rakibine yönelerek suratını tekmeledi. Yüzlerce kişinin gözleri önünde yaşanan bu olaydan sonra saha karıştı. Kameralara yansıyan görüntü sonrasında Mehmet'e tepkiler de peş peşe geldi. Suratına tekme atılan Dallıca Sporlu Kayhan ise stada gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgili izleyenler, şimdi de spor haberlerimiz alıyor sırayı.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Minikler Flöre, Yıldızlar ve Gençler Flöre Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye girenlere ödüllerini Muğla Valisi Amir Çiçek sundu. Fethiye'de 3 gün süren Türkiye Eskrim Açık Turnuvası'na 20 ilden 609 sporcu katıldı. Turnuvanın son gününde 236 sporcu flöre ve kılıç müsabakalarında kıyasıya mücadele ederken zaman zaman büyük çekişme ve heyecan yaşandı. Türkiye Eskrim Açık Turnuvası'nda dereceye giren sporculara madalyalarını Muğla Valisi Amir Çiçek, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serkan Öcalmaz, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Federasyon Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber sundu. Muğla Valisi Amir Çiçek ödül töreninde yaptığı konuşmada gençlik kaynağımızın zenginliğine dikkat çekerek Avrupa ve dünyada Türk sporcularının şampiyonluklar getireceğine inandığını söyledi. Sevgili izleyenler, Fethiye Spor teknik direktörsüz bir maça çıktı bildiğiniz gibi. Maç 1-1 berabere kaldı ve maçla ilgili olarak Sayın Okan Uysal futbolcularının arkasında olduğunu açıkladı. Bunu da sizlere duyuralım istedik haber bültenimizin sonunda. Kanal F Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Hoşça kalın.